Selamlar babuşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ark Survival Evolve'un yeni bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümde yine aynı yerdeyiz. Aynı mekanda T-Rex'imizin evcilleşmesini bekliyoruz efendim. T-Rex'imize bir de şirin, sevimli, sempatik bir isim düşündüm ki minik yeğenlerimden birinin ismini vereceğim sanırım. Çok şirin durmasa da. Kendisi de biraz cadoloz aslında ama neyse. Kendisine küçük yeğenlerimden birinin ismini vereceğim abi. Yalnız beyaz renk gerçekten çok güzel değil mi ya? Hani böyle direkt diğer T-Rex'lerden, hani diğer dinozorlardan direkt ayırıyor bunu. Bir de şu terör kuşu gibi bir şey var. Onu adam akıllı bir eğitebilirsem. Ya etobur dinozor eğitmek de sıkıntı yok. Çünkü et ihtiyacımı çok rahat karşılayabiliyorum da. Otobur biraz sıkıntı abi. %61 oldu bile. İşte lezzetli çiğ etin gücü be. Merhaba. Ağza bak, dişlere bak abi ya. Gerçekten muazzam. Bu arada babuşlar, videolara beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Her gün size sık sık fazla fazla video atmaya çalışıyorum. Umarım bundan keyif alıyor ve güzel zaman geçiriyorsunuzdur. Bakalım. Şu an kafamda bir hesap yapıyorum da aşağı yukarı bununla beraber 20-25 tane videoyu sizin izleniminize hazır etmiş olacağım. Bundan sonra bir de Dying Light videosu gelecek. Yani Dying Light videosu çekmeye çalışacağım eğer bir aksaklık çıkmazsa. Dying Light ile beraber 30 video olacak. Her güne 3 video ayarlasam 10 günlük malzeme. İyi iyi. Gayet iyi. Vallahi 10 günlük bir video programı bizleri bekliyor anlaşılan. Çok güzel. İnşallah iyi olur. Sizin de hoşunuza gider umarım yani. Beyefendinin, hanımefendinin acıkmasını bekliyoruz. Bizim ev ne tarafta kalıyordu burada, o diğer base? Onu bilmiyorum ve haritada hala konumumuz işaretlenmediği için ben o konum işaretlemesini açmadığımdan dolayı birazcık acı çekeceğim abi. Artık zaten görsel havzam kuvvetlendi ya bu oyunu oynaya oynaya. Şuradan geldik, bu tarafa gideceğiz falan filan diye şey yapabiliyorum. Çiğetlerden birisini yersen kanka bizim takıma katılırsın zaten. Biz Hayrullah'la zar zor tutuyoruz zaten seni. At evcilleştirme sevdam bitmedi hala. At evcilleştirme sevdam hala var. Gel kapışak kardeş. Üf, böyle tek yersin işte. Ya boşa mı kastık biz bu çarı? Şu Rex'im evcilleştirin zaten. İnanılmaz bir gücüm olacak elimde. Rex be, oley be. Biraz hantal olacak muhtemelen ama İcabına bakarız diye düşünüyorum. Terliyorsun. Sürekli bir şeyler oluyor. Taşların arkasında kalmayaydı iyiydi. O terör kuşlarından tekrar görebilecek miyim acaba? Raptor seviye atladı. Abi bir tık daha ağırlık ver. Bir tık daha ağırlık ver abi. Şu etleri ye. Bir de bana birazcık et ver. Bir de bana birazcık et ver Rex için. Merhaba. Bunlar sana kardeşin Hayrullah'ın hediyesi. Sizi kardeş ilan ettim direkt. İkiniz de etobursunuz çünkü. Hiçbir bağlantınız olmasa da bence kardeşsiniz abi. O, zaten direkt şey yaptık ya, mührü koyduk siz kardeşsiniz diye. Uyan hadi uyan. Uyan da bir tur gidelim, büyüyelim. Gözlerini açmasını bekliyorum şu an. Birazdan tekrardan acıkacak ve o eti yediğinde Rex bize katılmış olacak abi, mükemmel. Evet, ben bir yandan da nerede olduğumu kavramaya çalışıyorum. Şöyle yüksek bir yere çıkabilirsem. Gerçi Spino'dan dolayı rahat görürüz zaten ortalığı da. Dolaşırız be, ne olacak ya. Rex'i de peşimize takarız. Dediğim gibi kuzenlerimden birinin adını vereceğim. Yeğenlerimden birinin. Uyansın. Evcilleşsin, sorunumuz kalmayacak ortalıkta. Evcilleştirildi Rex de. Eyvallah ya Hayrullah, iyi yetiştin gerçekten. Sakin ol, sakin ol.
Senin adın Ela olacak abi. En sevdiğim yeğenlerimden biri. Çok cadılığını görmedim aslında da. Yani. Ben sana o kadar et atmadım mı ya? F'ye basınca doğru senin envanter açılmadı. Otomatik diğer şeyin envanter açıldı değil mi? Hayrullah'ın. Dur bakalım sana bir yemek atacağız. Şu lezzetli çiğ etler çürümeden. Onları bir tüket. 580 ağırlık gayet iyi. 2K'da can. Ama hareket hızın az be yavrum. Hareket hızın az, her şeyin az. Neyse canın zaten senin zamanla oturur. Hayrullah gel bakalım. Şöyle sen bir abine bir hediye ver. Ufaktan da olsa. Şunu da bana ver. Tamam güzel. Ablana. Abine dedim ama ablana. Sen seviye ala dur ben sana zaten seviye vereceğim. Gel beni takip et. Bizim ev nerelerdeydi hatırlamıyorum ama. Şöyle yapalım. Şey sahipliği kaldır değil. Davranış. En düşük takip mesafen tamam mı? Takip mesafen en düşük, hedef menzilin en düşük. Gel. En düşükten takip etsin ki abi yolu kaybetmesin. Ben çünkü bir trek seyri yaptıktan sonra full ona bineceğim muhtemelen. Anda bizim spin orada zaten. Oley be. Bir T-Rex yeri yapacağız ondan sonrası bizde abi. Bir T-Rex yeri yapacağız ondan sonrası bizde. Tabii Hayrullah'la gezmek kadar kolay olmayacak abi. Çünkü koskoca T-Rex yani. A-Rex dedi ama T-Rex ile A-Rex arasında bir fark var mı? Bilmiyorum abi. Alfa Rex olamaz çünkü alfalar bu oyunda evcilleştirilemiyor. Tamam durabilirsin. Durabilirsin. Rex yeri. Hiç bakmadan tıkladım ama direkt Rex yazınca. İnşallah yanlış bir şey yapmamışızdır. Allah'tan metalimiz var ya. Şimdi Digimon'un meyvesi var az. Nilüfer'in meyvesi var. Nilüfer'in de meyvesi az. Nilüfer şu an sırf şu şeyden kurtarıyor. Şu alttaki Stego'nun da Haydar'ın da yemeği az. Ve çok yavaş ilerliyorlar. Otoburların yemeği az genel olarak. Eteburlardan Eray'ın bir sıkıntısı yok diye düşünüyorum. Eray'ın baya baya bir yemeği var. Hem balığı hem normal yemeği. Eray kafasına göre takılıp piz yapıyor. Hayrullah'ın yemeği az. Hayrullah'a tekrardan yemek yapmaya kasarız zaten. Yemek yapmaya çıkarız. Ben şu yumurtaları gömeceğim ya. 30 tane dodo yumurtasını yiyeceğim abi. Bana ne yararı olacak bilmiyorum ama 30'unu birden yiyeceğim artık. Envanterimde durması canıma tak etti. Şu Rex'e binelim bakalım ya. Bakalım Rex neler yapıyor. Uzun zamandır serinin böyle bir hareketliliğe ihtiyacı vardı bence ya. Bakalım bir hızına mızına göre hareket edeceğim. Staminası çok çabuk tükeniyor. İlk saldırısı kükrüyor. C ile hiçbir şey yapmıyor. A ile de şey normal atakla da ısırıyor. Anladım. Birazcık hareket hızı falan vermem lazım. Ya da damage vermem lazım. %1500 damage. 600 stamina. 700'e yakın ağırlık. Güzel. Tahmin ettiğim gibi gezmesi o kadar kolay olmayacak abi. Çünkü staminası çabuk tükeniyor ve hızlı hareket edemiyor. Hızlı hareket etmesi için en az bir %50 daha ağır şeye ihtiyacı var ya. Büyük cüssesine rağmen o kadar da yüksek miktarda da damage atamıyor. Tabi birazcık gelişmesi gerekiyor. Ama şey ya Ela'nın böyle gerçekten derisi şey yani diğer dinozorlardan
bariz şekilde daha özel olmasını sağlıyor bence. Deri rengi. Ama 600 stamina ne ara böyle hızlıca tükenebilir ya? 1000 atak yaptık abi. 1000 atak yaptık. 3400 yan oldu. %1 de hareket hızı mı? Abi hareket hızına verdiğim her saniyeyi ben boşa harcamış sayıyorum ama şu an. Ki zaten boşa harcıyoruz, öyle değil mi? Hareket hızı vermek gerçekten mantıksızca bir seçim. Tamam eyvallah ya. Daha sonra canı kendiliğinden dolar zaten. Stamina. Şey yok mu ya böyle büyük brontolar falan? Aynen var. Bakalım büyük brontolara falan da aldıracağım. Bu sayede brontolardan birazcık daha fazla seviye almış olur. Brontolardan seviye almasıyla beraber de daha rahat hani hız saldırı falan filan verebiliriz. Ve şu şeyleri de merak ediyorum, böyle uzun boyluları. O uzun boylular ne yapıyor, onlara da bakacağım. Ve yine staminası bitti arkadaş. 650, 700, 750 stamina. Vuruşu bile ne kadar şey götürüyor, stamina götürüyor ya. Yürüyüş hızını direkt %105'e getirdim de boşa getirdim. Onun farkındayım. Onun yerine 2000 atak yapabilirdim. Ama daha seviyesi 50. Seviyesi %50 olduğundan dolayı pek fazla sesimi çıkarmıyorum abi. Muhakkak hani o stamina'ya ya da damage'i arttırırız. Çünkü hızlıca level alacak burayı temizlediğimde. Buradaki dinozorların hepsi büyük. Kaç veriyor? Bir tane şey kesiyorum, bronto kesiyorum. 3 seviye veriyor abi. Yani herhangi bir şekilde sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Şu dilpolara kaç atacak? Bunlar sanırım brontolardan daha dayanıklı. Ama seviye vermedi galiba. Yok, verdi, 5 yaptı seviyeyi. İlerle bakalım. Şuradaki bir brontoyu da yıkalım. Bronto'nun maşallahı var çıktı. Harbiden Bronto'nun maşallahı var abi. 13 level ama işte bak, şimdi bunu 2000 atak yaparsın. 2000 atak yaptıktan sonra bunun stamina'yı arttırırsın. Burada envanter kilitlenmiş. Envanter kilitlenmesi ne demek? Çok fazla item alınmış demek. Item'ların bir kısmını komple atacağız. Şu kaburgasını maburgasını falan alayım. Çiğ lezzetli etler falan önemli ama yaratık evcilleştirirken önemli. Artık pek bir öneme sahip değiller. Şöyle şunları aşağı doğru gömelim abi. Aşağı doğru atalım. Baya baya büyük dinozorları indirmeyi başardık ve damage'imi %200 arttırdığıma göre, muhtemelen %2000 arttırdığıma göre, muhtemelen artık 600 yerine şöyle 1200 falan daha doyurucu rakamlarda ataklar gerçekleştirebileceğim abi. O daha doyurucu rakamlarda ataklar bizim egomuzu da tatmin edecektir ve hani daha rahat hareket edebileceğizdir. Edebileceğizdir ne ise artık. Yani staminamın falan artmasına seviniyorum açıkçası. Hop. Lütfen oyun burada takılma. Şu an takılmanın gerçekten hiç sırası değil. Bunu arada sırada yapıyor ama son zamanlarda hiç yapmamıştı. Tekrardan açılır mısın rica etsem lütfen. Hatırlarsınız bir geçen bölümlerde de aynısını yaptıydı. Kendi base'imin, bahçemin içerisinde dolanıyordum. Error vermediği sürece şu an bir sıkıntı yok. Error verecek misin peki? Oh. Şükür. Abi 1200 muazzam bir ısırık ya.
Muhtemelen çok fazla materyal çıkıyor ve ben bu çok fazla materyali aynı anda envanterimden sürmeye çalışıyorum. Ondan kaynaklı bir sorun yaşanıyor. Bir dahaki sefere sindire sindire atmayı deneyeceğim. Şu staminayı bir binleyelim. Tamam mı? Bir daha atak verelim ufaktan. Ondan sonra şunları ufak ufak atmaya başlayalım abi. Deriyi de ver bakalım. Şu deriyi de al. 3-5 canavar biriktirip beklemezsem sanırım çok da büyük bir sıkıntı olmuyor. Aynı anda çok fazla item atıyorum, ondan oluyor muhtemelen. Ama bunu derken bile bunu yapmaya devam ediyorum. Maalesef devam etmek zorundayım zaten envanterimin adam akıllı bir hale gelebilmesi için. Ya da tamamen tesadüftü bu, bana öyle geldi. Her neyse nedir bilmiyorum ama Rex hakikaten civarın güçlü ağır abilerinden birisiymiş. Hoşuma gitti açıkçası Rex'le oynaması. Özellikle damage'ini falan arttırdıktan sonra gerçekten çok hoş. Ama şimdi bir zehir mehir yiyorum abi, hayrola? Dilpasorlar gerçekten bu böcekler falan böyle bir dinozora saldırma gafletinde mi bulunuyorlar abi? Müthiş cesaret gerçekten. Abi diloların şeye bakar mısın ya? Diloların cesarete bakar mısın? Ulan 100 yıl yemek yemesen böyle bir yaratığa Rex'e dalma cüretini gösteremezsin ya. Rex. Aslanım indir bir şunu. Hadi oğlum, zamanı gelmişti zaten. Hadi kızım, zamanı gelmişti yani hani. Ne yapabiliriz? Bir tık daha ağırlığa verelim. 67 level oldu ve gayet de güzel bir şekilde gelişiyor bizim sevgili Rex'imiz. Şu boynu çok uzun olanlardan da eğitmek istiyorum ya. Onlar ne işe yarıyor bilmiyorum ama onlar da bana Pokemon'daki bazı şeyleri anımsatıyor böyle. Bazı Pokemon'ları anımsatıyor. Pokemon muydu? Aynen. Pokemon'da böyle üç kafalı bir şeyler falan var ya. Onları anımsatıyorlar abi bana. Buradalardı zaten, ilerdeler. T-Rex sen bir canın dolsun abi. Senin bir orada staminan dolsun. Raptor var burada. Binmek en mantıklısı. Hop. Sal bakayım o çocuğu. Evet, galiba bizim Rex salmadı ama çocukları. Öyle bir sıkıntımız var. Sanırım bizim Rex çocukları salmadı abi. Tamam, 1000 kilo da ağırlık taşıyoruz. Mükemmel değil mi abi? Aa, bence gayet mükemmel. Şu işe yaramaz vız tırıs itemları at. Burada bir yerde görürüz illaki uzun boyludan ya. Ha, aynen. O uzun boyludan ama Raptor kovalıyor. Tamam, Raptor tek attı. Ya ben Raptor'a tek attım. Güduf. İlkini isabetli attım yalnız. İlki yalandı bu arada. İlki yalan yani, hani ilkinin kaçma gibi bir olayı yok abi. İlkini gerçekten çok isabetli attım. Ya o konuda birbirimizi kandırmayalım da. İlkini gerçekten inanılmaz derecede isabetli attım kardeş. Benim bu arada Raptor'un izleri yere attığı itemlardan anlaşılıyor ya. Böyle benim Raptor'u arıyorsan izlerine bak abi. Sen nesin? Bir dur ya, bir dur. Bir sakin ol. Sakin ol. İstiyorum seni. Sakin olmayacak galiba ya. Siz ne düşünüyorsunuz abi? Bence sakin olmayacak. Çok fazla ot börtü pörçük var ya. Göremiyorum elemanı. Oradaki şey ne? Böyle sağa sola vuran Dilo mu? Ve o Dilo'ysa niye bana o kadar büyük gözüküyor? Bu A-Rex T-Rex'ten daha mı büyük? Oradaki T-Rex sanki çünkü.
En azından bana öyle geldi. Şu ne ya abi? Ha, Karno. Tek atalım da aklı başına gelsin. Bir miktar daha stamina vermek yararlı olacaktır. Şöyle seni de atalım. Ve babuşlar, dilerseniz bölümü ufaktan sonlandıralım. İzlemiş olduğunuz için hepiniz çok sağ olun. Umarım keyifli güzel zaman geçirmişsinizdir. Sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.